Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel khayri ve lâ asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ennehu kal. İzâ sallel abdu fil alâniye fâhsen ve sallâ fis sirri fâhsen. Kâlallahu teâlâ ahsene abdi sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cümle peygamberan ızam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullah teala aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullah aleyhim ecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşahefenlerimiz, eserlerinden yararlandığımız üstazlarımız, meşahefenlerimiz, tüm burada bulunan bizlerin ayeti göçmüşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Efendimiz buyuruyor, İzâ salleytüm alel cenaze fâhlisû lehed-duâ. Cenaze namazı kıldınız mı? Güzel dua edin ha. Halis dua edin, ihlaslı dua edin. Evet. Üd'u lehu bi ihlas. İhlasla o cenazeye yatan adama dua edin. Huzuru kalple, bilinçli olarak. Hocam, adam nedir bilmiyoruz ki. Ya mübarek adam. Hristiyan olsa kiliseye götürürlerdi. Yahudi olsa havraya götürürlerdi. Camiye geldiğine göre Müslüman ya. Müslüman din kardeşimiz. İnnemel mü'minine ıhva. Bütün müminler ancak ve ancak kardeştir. Kardeşimizin günahlarından affını sevmez miyiz? İstemez miyiz? İstemezsek gerçek mümin olamayız. Evet. Sümmellezine ca'u min ba'dihim yekûn rabbena ufir lenâ ve li ihvânin lezine sebekûne bil iman. Ve la tec'al fî kulûbina gıllen lillezine âmenû. Rabbena innek rafûn. Bütün müminler, geçmiş müminleri de, halen yaşayacak müminleri de dua ederler. Gerçek müminler bunlardır. O ben cennete gideyim, o gitmesin. Yok olmaz, böyle mümin olmaz. Cennet geniş, sana da yetecek. Öbür müminlere de yetecek. Müminler dua eder, gerçek müminler. Kin beslemezler, darılmazlar, haset etmezler. Ben gideyim o gitmesin demezler. Gerçek mümin olmanın yolu budur. Dua edeceksin. Evet. Şimdi cenazesi olduğunda evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Lil muslimi alel muslimi sittu hukuk. Müslümanın Müslüman üzerinde 6 hakkı vardır. 1. İşte karşılaşırsan selam verirsin. Buyur bir çorba içerim dese gidersin. Düğün yemeği ise mecburen gidersin. İşin yoksa vacip. Mecburen gidersin. Gitmezsen yanlış yaparsın. Allah'a ve Resulüne isyan edersin. Hasta olsa ziyaret edersin. Cenaze oldu mu gidersin. Cenaze namazına katılırsın. Nasihat istediği zaman nasihat verirsin. Arkadaş bunlar müminin sendeki hakkı, senin görevin. Onlardan birisi de işte cenaze namazı innehu yusalli ala cenazetihi cenazesinin namazını kılar. Müminin cenaze namazını kılmak senin görevin, o ölen adamın hakkı.
bu sebep de herkes cenaze namazına giderse her an cenaze vuku oluyor. İstanbul 20 milyonluk. İşimize gidemeyiz hocam. Müslümanlık akıl dini farz-ı kifayedir. 3 kişi kıldı mı namazını gerisi kurtulur. Herkesin işi var, kaydı var. İşi olmayanlar, emekliler gider. Müsait olan gider. Bir müminin cenaze namazını kılana Uhud Dağı kadar sevap var. Defninde bulunana iki Uhud Dağı kadar sevap var. Tapudunu taşıyanlara her adımında bir büyük günahı silinir. Bir sevap yazılır. Böyle mükafatları var. İşin yoksa git cenaze et, arın, temizlen. Ha, cenazenize gittin. Cenazene gittin. İza salleytum alel cenazeti, cenazeye namaz kıldığınızda fe ahlisu leha eddua, halis dua edin orada yatana. Böyle demeyin. Bir kötülüğünü gördün mü sen? Görmedin. Onun için camiye de getirdiklerine göre halis Müslüman bileceksin. Ya hocam işte getirenler belli, orada kazık gibi orada duruyorlar, namaz kılmıyorlar. Bir sürü çelenk getirmişler falan filan. Sana ne ya? Camiye gelmiş adam mümin sayılır. Delil var elinde. Mümin de müminlerin kardeşidir. Halis dua et. Halis dua et. Hocam dua şeyse ya, inanmıyorsa senin mi sahibi, sen misin? Sen ne kadar dua etsen zaten inanmayan bir herifse Allah onu götürmez ki oraya. Sen ettiğin duadan dolayı sevap kazanırsın. Neden? Kafir değil adam, camiye gelmiş. Delilin var. Sen sevabını alırsın. Hem de huzuru kalple, ihlasla dua edin. İhlasla dua edin. Kusursuz kul var mı? Kusursuz kul var mı hiç? Hani şunları karıştırıyor. Seninki nasıl? Senin defterinde açsalar neler çıkacak kim bilir? Müminlere, müminlere hüsnü zannet. Güzel peygamberimiz bize hep uyarıyor. Evet öyle diyor. Üskürü mevtâküm bil hayır. Ölen adamın kötülüklerini söylemeyin. İyiliklerini söyleyin. Evet. İyiliklerini söyleyin diyor. Allah'ın Resulü böyle söylüyor. Vay o biliyor musunuz diyor. Yo 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 yo. Sakın ha. Yarın sen de oraya geleceksin. Sen bugün ona buna dil uzatırsan senin arkandan da dil uzatırlar. Haddini bil. Ben aynı şeye ben de gireceğim diye ihlasla dua et. İhlasla dua et. Cenaze namazını ihlasla kıl. Cenaze namazı duadan ibarettir. Duadan ibarettir. Ama dua değildir. Namazdır. Neden? Cünüp adam dua edebilir. Bak demin ezan okurken cünüp hayızlı dua edebilir dedik. Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, Allahum Rabbe hazi taveti temme, duadır. Edebilir dedi. Peygamberin hadisini okuduk. Evet. Yani abdest şart değil dua etmek için. Abdest olursa güzel olur, kaymaklı olur, güzel olur. Ama abdest şart değil. Fakat cenazemiz abdestsiz kılabilir misin? Evet içeriği duadır ama namaz gibi Fatiha, Zamm-ı Sure okumuyoruz ama içeriği duadır. Birincide Sübhaneke okuyoruz. Ondan sonra Salli Barik okuyoruz. Duadır bunlar. Ondan sonra Rabbi Allah mağfirli gâibine ve şahidine ve zekerine insana şu yatana da burada bulunana da burun beni de affet diye dua ediyoruz. Duadır. Ama namazdır. Abdestsiz kılınmaz bir. Duayı kıbleye dönmesen de olur. Kıbleye dönerek edersen daha güzel olur da cenaze namazını kıbleye dönmeden kılamazsın. Demek ki içeriği dua ama namaz. Abdestsiz olmuyor, kıbleye dönmeden olmuyor. Abdestsiz olmuyor, kıbleye dönmeden olmuyor. Öyle farklıdır. Farklıdır tabii. Ben Hanefi fıkhına göre konuşuyorum, arz ediyorum size. Namaz kıldınız mı cenaze namazını, halis dua ediniz. Sordular, nasıl biliyorsunuz? Evet, bir sürü karıştırmış, biliyorsun. Komşun ticaret yapmışsın, sana bir şeyler yapmış. Senin yok mu eksiğin? Orada onları dile getirme. Peygamber ne diyor? Bak, üskürü mevtâkum bil hayır, ölünüzü hayırla dilin.
Hayır söyleyemiyorum. Sus. Öyle. Men ken yu'minu billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret günü inanan fel yakul hayran. Ya hayır söylesin. Evliyakul evliyesmut. Ya da sussun diyor peygamber. Sus lan. Söyleyemiyorum hocam ya bu adamdan ben. Aa, sus sus mu? Allah taksiratını affetsin dersin, geçersin. Bilmiyorsun kötülüğünü. Allah affetsin. Allah onun mekanını cennet etsin. Et duanı. İçimden gelmiyor. Aleyhinde konuşma hiç olmazsa. Aleyhinde konuşma. Tabii bu cenazenin arkasından müminlere soruyorlar. Nasıl bilirsiniz? Güzel bir şey bu. Çünkü müminler şahittir. Allah'ın şahitleridir. Yani bize Allah itimat ediyor, güveniyor. Şahit o demek. Mahkeme gidiyorsun, iddia ediyor adam. Bu böyle yaptı, böyle yaptı, böyle yaptı. Şahidin var mı diyor. Var efendim. Şahitlere göre kararı veriyor. Adam mahkum ediyor. Şahit itimat edilen, güvenilen kimsedir. Allah da ümmeti Muhammed'e güveniyor. İsa aleyhisselam, ben biz şahitlik yapacağız. Musa aleyhisselam, Yahudiler bize öğretmedi. Biz işte o söyleseydi biz o Filistinlilerin kollarını kırmazdık, evlerini damlarını yıkmazdık, ateşe vermezdik binaları diyecekler. Ben de söyledim diyecek Musa aleyhisselam. Musa şahidin var mı? Var. Kim? Ümmeti Muhammed. Evet. Cenab-ı Hak gideceğiz biz. Çağıracak Musa aleyhisselam bizi. Cenab-ı Hak diyecek ki bize, Musa aleyhisselam sizden binlerce sene evvel yaşadı. Gördün mü? Evet, öyle doğru söylüyorsun ya Rabbi ama senin Kur'an'ın da Musa aleyhisselam Yahudilere bunları söylediğini sen yazdın, söyledin. Ben de oradan inandım, öğrendim. Onun için şahitlik ediyorum diyeceğiz ve Musa aleyhisselam'ı beraatını sağlayacağız. İsa aleyhisselam'ı diyecek. E ente kulte, sen dedin mi ey İsa Allah'ın oğluyum filan diye bunlara? Hristiyanlar öyle diyor şimdi. Baba oğul, Allah oğul, oğul oğul falan. Hayır ya Rabbi, sen benim kalbimde bilirsin, söylediğimde gizlim açığım. Kur'an'da ayet var. Getir şahidini, biz şahitlik edeceğiz. Onlara şahitlik ettiğimiz gibi birbirimize de şahitlik edeceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün oturuyormuş. Bir adam geçmiş. Demişler ki bu adam var ya ya Resulallah, Allah yapmadığını komadı. Vecebet demiş. Vecebet. Sonra bir cenaze daha geçmiş. Ya Resulallah bu şöyle de iyiydi, böyle de iyi. Vecebet demiş gene. Kötü demişler vecebet, vacip oldu. İyi dediler vecebet, vacip oldu. Demişler ya sonra şaşırdık. İyi adam dedik vecebet dedin. Kötü adam dedik vecebet. Siz Allah'ın şahitlerisiniz. Birinci adam sizin dediğinizden dolayı hak eden cehennem vacip oldu ona. Kötü adamdı. Bir de siz şahitliğiyle tescil ettiniz. Münafığın tekiydi. Şey oldu, cehennem vacip oldu. İkinci adamın sizin görmediğiniz gizli bazı yanlışlar vardı ama siz hepiniz el birliğiyle bu iyi adam dediniz. Allah sizin delil kabul etti. Adama cenneti vacip kıldı. Adam sınıfı geçti. Siz Allah'ın şahitlerisiniz buyuruyor Buhari Müslim hadisi. Onun için cenazenin arkasında nasıl bilsiniz diye sorulur. O zaman işine gelmediğinde sus en azından. Karıştırma ortalığı. Çünkü bir günde sen oraya geleceksin. İmam diyecek ki nasıl bilirsiniz? Aa, onu düşünün. Aleyhi konuşma, sus. Doğru bir şey söyleyemiyorsan. Bilmeyenler Allah rahmet eylesin, iyi adamdır desinler. Allah'a şahit. Adam cennete gitsin. Ne güzel. Cennet dolmayacak, korkma. Herkese yer var. Kıskanma, o adam da gitsin ya. Evet. Cenaze ile ilgili size bu hadis dolayısıyla bunları hatırlattık. Şimdi cenaze ile ilgili bazı bilgiler de vereceğiz. Tabii ben her zaman söylüyorum. Burada bilgileri aktarıyorum size. Elçiyim. Elçiye zeval olmaz. Şimdi bazıları dine karşı gevşek, ondan kızıyor bana. Senden başka hoca yok mu diyor.
Bazıları da sofuluktan kızıyor, çok genişletiyorsun diye kızıyor. Hani şimdi cenazeye dedim, camiye geldi, dua edin lan dedim. Hadise söyledim ama hadis var. Herkesi cennete sokuyorsun diyor. Böyle kızıyor bana, böyle mektup yazan da var. Şimdi bazı sofular gene kızacak bana ama ben bilgi vereceğim. Cenaze namazı farz-ı kifayedir arkadaş. Farz-ı kifayedir. İyi kötü herkesin cenazesi kılınır. Neden? Sallu ala kulli berrin ve facir. Hadis-i şerif vardır. İyi kötü her müminin cenaze namazını kılın diyor Peygamberimiz. Ya bu şu kadar akşamcıydı, şu kadar şuydu. Sana ne? Müminden bu adam Hristiyan olsa kiliseye götürürler. Camiye gelmiş. Kıl namazını. Kıl namazını. Cenazeni kıl diyor. Peygamberin emri bu. Kıl namazını diyor. İmam-ı Azam Hazretlerinin görüşü bu tabi. Bu hadislere binaen bu sıkı keskin bıçaklılar günümüzde değil, her zaman var. Günah işleyen kafir olur diyen mezhep var İslam aleminde. Hariciler var. Bir vakit namaz geçirdim kafir oluyorsun. Ebedi cehennemliksin onlara göre. O zaman hiç cennetliğe gidecek adam kalmıyor yani. İmam-ı Azam diyor ki hayır, inkar etmedikçe günah işleyen kafir olmaz. Günahkar mümin olur. Allah onu isterse affeder, isterse azap verir filan. Şimdi bu görüşlerini söylemiş. Duymuşlar bu fetvasını. Ellerinde kılıç. Öfkeyle gitmişler hemen İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin, ki adı Numan bin Sabit'tir rahimahullah. Allah tüm imamlarımıza rahmet eylesin, geçmişlerimize. Demişler, sen böyle mi söyledin? Caminin önünde demişler cenaze var. İki tane. Birisi kadın zina ederken öldü. Birisi de şarap içerken öldü. Bunlar cennetlik mi? Şimdi İmam-ı Azam ben karışmam dese kılıç elinde. Demişler ki, demiş ki onlara, beni öldürecek misiniz yoksa konuşacağım mı? Konuş demişler. Konuş. Ama ellerinde kılıç var. Konuş. Demiş, bunlar kimden? Bak İmam-ı Azam zekasına bak. Heriflere söyletecek doğruyu, kelleyi de kurtaracak. Bunlar kimden? Ne demek kimden? Yani bunlar Yahudi mi evladım? Hayır. Peki Hristiyan mı evladım? Hayır. Mecusi mi evladım? Hayır. Putperest mi? Hayır. Kimden o zaman? Bizden demişler. Siz kimdensiniz demiş o zaman. Biz Müslümanız deyince Müslüman olduklarını onlara söyletmiş. Ama demişler şarap, ben oraya karışmam demiş. Bunun sahibi Allah. Müslüman olduysa, Müslümansa, siz öyle dilediniz, ben cennetlik olmasını umarım demiş. Allah dilerse azap eder, dilerse salıverir, bana ne? Mümine böyle dua edir. Evet, bizim ehl-i sünnet inancımız budur. Onun için hamsufuluktan dolayı. Şimdi bir de cenaze namazı, cenaze namazı farz-ı kifaya. Biri kıldı mı diğerinden sakıt olur. Ama kılarsanız Uhud dağı kadar sevap var. Gidin kılın. Böyle güzel bir şey. Şimdi ben fıkıh kitabından okuyorum. Hanefi fıkıh kitaplarından Kâsânî. Kâsânî'nin birinci cildi 310-316 sayfalar. Tahkik edenler oraya bakabilir. Ana kitap İmam Serahsî'nin tercüme ettiğimiz İmam Serahsî'nin Mebsutu'nun ikinci cilt 68'den 68. sayfaya kadar olan kısımlardaki bilgileri aktarıyorum şimdi. Cenaze namazı buradan okuyayım. La yusalla ala meyyitin illa marraten vahide. Bir ölüye, bir ölmüş kişiye ancak bir defa cenaze namazı kılınır. Buradan okuyayım bak. Kaynağını söyledim. Sayfa cildini söyledim. Cenaze namazı bir ölüye bir defa kılınır. 20 tane ölü var, zelzele olmuş. Ha, onu kıbleye doğru böyle uzatırsın. Hepsine bir cenaze namazı yeter. Ama yan yana koyarsanız yetmez. Her birini ayrı ayrı kılmak lazım. İmamın önünde hepsi olduğu için, imamın önünde hepsi olduğu için böyle derinlemesini kıbleye doğru dizerseniz hepsine bir namaz yeter.
Fakat yan yana koyarsanız imamın önündekininki geçerli olur, ötekiler geçerli olmaz. Çünkü cemaatin namazı imamın namazıdır. İmamda bir kişi, onun önünde bir kişi var. Fıkıh kaynağını söyledim. Buna uymayan hocalar vebal içindedir. Yarın o cenaze hakkını alacak. Ben namazımı ne kılmadın hoca diye. Vatandaş bilmiyor işi. İşçi, mühendis, fıkıh meselesi ne bilsin? Hoca senin işin hocalık. Neden bu fıkıh meselesi bilmiyorsun? 20 tane cenaze var, bir tane kılıyor. Yok olmaz hocam. Derinlemesini koyarsanız olur. Evet. Neden? Gıyabe cenaze namazı kılınmaz. Bana kızmak yok dedim. Ben elçiyim. Kaynağını söyledim. Gıyabe cenaze namazı kılınmaz. Yani Filistin'de şehit olanlara burada namaz kılamayız. Gıyabe namaz kılınmaz. Ya başıyla gövdesinin yarısı, başı yoksa adamın tüm vücudu imamın önünde olması lazım. Önünde konmuş olması lazım. Cenaze namazının geçerli olması için. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habeş Necaşi'sini kıldı. Hayır, kılmadı. Necaşi'nin cesedini melekler getirmiş, kovuyormuş önüne. Senin de öyle bir şeyin varsa, kabiliyetin, getirttirebiliyorsan kıl. Onunkini getirmişler, kovuyormuşlar. Keza Muaviye İbn-i Müzeni adında bir sahabi, Peygamberimiz Tebük'teyken vefat etmiş. Cebrail gelmiş. İşte Muaviye İbn-i Müzeni senin sahabenden öldü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun demiş Peygamberimiz. Cenaze namazını kılmak ister miydin ey kardeşim demiş Cibril aleyhisselam. Evet Cibril kardeşim, kılmak isterdim ama demiş, Tebük nere, Medine nere? Cebrail aleyhisselam güçlü melek anında o Muaviye İbn-i Müzeni'nin naaşını getirmiş, peygamberin önüne koyuvermiş. O da namazını kılmış Tebük'te, bak 750 kilometre var mesafede. Orada kılmış. Sonra demiş ki, kardeşim Cibril, bu adam demiş, hani Ebu Bekir gibi, Ömer, Osman, Ali gibi önde gelen bir kahraman değildi. Müslümandı ama koca Cebrail aleyhisselamı Allah'ın emrine verecek kadar da makam sahibi bilmiyorduk yani. Tabak Medine'den cesedini sana taşıttı Allah, buraya getirtirdi. Nereden kazandı bu rütbeyi? Cebrail kucağında getirmiş, kovuyormuş. Demiş ki, kardeşim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu senin arkadaşın gece gündüz ihlas okurdu. Kul huvallahu ahad suresini çok okurdu. Allah da bunu çok sevdi. Beni de emrine verdi, taşıttı demiş. Bak sana getirdi, şimdi oraya götüreceğim. Evet, ihlas okumanın bu kadar sevabı var. Günde en az 100 defa söylemek lazım. Böyle, hadisler böyle. Yani gıyabe cenaze namazı kılınmaz. Duadır. Yok, duadır ama namazdır arkadaş. Sartı da cenazenin önde olmasıdır. Gıyabe kılınmaz. Ve bir de gene söylüyorum. Marratan vahide, bir defa kılınır. Gene burada kıyorum. La yusalla ala meyyitin vaibin, kayıptaki önümüzde olmayan meyyite cenazemiz kılınmadığı gibi, yusalla marratan vahide illa marratan vahide, ancak bir defa cenaze namazı kılınır. Bir Ankara'da, bir İstanbul'da, bir bilmem memleketi Tekirdağ'da bir defa kılınır. Şimdi kim dinliyor? Dua değil mi ya? Dua mı farklı? Hocam namaz. İçeriği dua ama namaz. Cenaze namazı. Namazı. Onun için şartı var. Evet. Şimdi bir şartı da, cenazeyi esas velisi kıldıracak. Veli kim? Babam öldüyse ben. Ben öldüysem oğlum. Ama oğlum yetki verebilir. Veya veliyül emr, devlet reisi. Veya onun işte tayin ettiği imam, mahalle imamı. Devlet reisinin verdiği yetkiye binaen. Veliyül emr, işin velisi. Ha, bu kıldıracak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi itiraz edecek hocalar biliyorum. Hazreti Ebu Bekir halife seçilince kadar biliyorsunuz, ben seçileceğim, sen seçileceksin. Mescitte bayağı tartışmalar olmuş. Sahabilerden de odasına giren cenazesini kılmış. Giren kılmış.
yüzlerce defa cenaze namazı kılınmış. Buna ne diyeceksin? Ben demeyeceğim canım, imamlar söylüyor bunlar, hep biliyorlar. O namazlar geçersiz. Neden? Cenaze namazı kılma hakkı veliyül emrin. Halife seçilmemişti daha. Halife seçilene kadar namazlar geçersiz. Halife Ebu Bekir radıyallahu anh seçilince geldi, kıldı. Bir defa kılındı. Ötekiler geçerli değil. Kitaplarda öyle söylüyor. Kâsani 1. cilt 310-306-16. Seraksi Mebsut 2. cilt 64. sayfadan 68. sayfa kadar. Bunları orada okuyabilirsiniz. Yani iyilik yapıyorum derken bazen yanlış oluyor. İki defa kısık ne var yani? Duaya işte söyledin ya. Aynen buradan okuyorum. Evet, cenaze namazının ikinci kılınanı nafiledir. Nafiledir. Evet öyle diyor. Cenaze namazında, evet, cenaze namazında nafile gayrı meşrudur. Meşru değildir diyor. Kanuna aykırıdır yani peygamberin. Neden biliyorsun? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben oradan çıkardım. Bir zatın cenaze namazını kılmış. Evet öyle söylüyor. İnnen nebi sallallahu aleyhi ve sellem salli ala cenazetin felemme faraga ca'e Umar ve ma'hu kavm. Cenaze namazı kılmış sahabenin birisinin. Hazreti Ömer geç kalmış. Yanında da bir sürü adam varmış. Gelmişler namaz kılmak istemiş. Dur demiş. Dur. Fakale lehu sallallahu aleyhi ve sellem as-salatu alel cenazeti la tu'adu. Cenaze namazı iki defa kılınmaz Ömer. Kılma demiş. Velakin ud'u lil meyyit ve estağfir lehu. Ona dua et, istiğfar ediver. Namaz kılma demiş. Bu bizim Hanefi fukahasının, İmam-ı Azam ve Ebu Hanife'nin delilidir. Böyle bir olay var. İkinci defa cenaze namazı kılmak meşru değildir. Hanefi mezhebine göre doğru değildir. Doğru değildir. Evet, bunları da size arz ediyorum. Niyet şarttır. Niyetsiz cenaze namazı kılmaz çünkü namazdır. İmamın abdestsiz olduğu ortaya çıkarsa yinlemek mecburiyeti vardır. Abdestsiz olduğu ortaya çıkar da imamın, adam da defnedilmiş olursa problem şimdi. Adam namaz kılınacak, dua edilecek. Cesedi dağılana kadar kılabiliriz. Hani çürüyüp de kemiklerinden ayrılıyor ya cesedi. O zamana kadar gidip kabrinin başında cenaze namazını kılabiliriz. Namazı kılınmış olur. Görev yerine gelir. Evet, cenaze ile ilgili bu fıkhi bilgileri size aktardım.